Aloha ve The Binding of Isaac Afterbirth Plus'a tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçenekler azaldı. Şimdi Lost var. Lost var. Bir de Ultra Hard var. Yani 3 tane bölüm var önümüzde. Tabii ki teorik olarak en iyi ihtimal bu. Hepsinde başarılı olursak 3 tane var. Potansiyel olarak 15-20 tane bölüm var diyebiliriz önümüzde. Belli olmaz, şansa bağlı her şey. 3 tane yapmamız gereken şey kaldı. Kolayından başlarım. Yani 3 tanesinin en kolayı bu. Lost ile Greedy mod. Çünkü şansımızı manipüle edebiliyoruz bir yere kadar. Alayım. Resetleyeceğim şimdi. Kimse bana şimdi burada demesin. Lost aldı da resetledi falan demesin. Şansımızı en yüksek, potansiyelimizi en yüksek bir şekilde değerlendirmek için yapıyoruz bunları ve bunların hepsi başarılı olmak için. Explosivo güzel bir item ama kırmamız lazım. O yüzden kırmamızı sağlayacak şeyler lazım. O yüzden biraz resetleme olayı uzun sürebilir. İstediğimiz şey çıktığı anda. Mesela Jesus Juice çok... Konuşamadım. Jesus Juice çok güzel bir item. Başlangıç item olarak. Ancak sadece o kendi başına yeterli değil. Rank kart lazım. Mesela bu da çok güzel başlangıç item'ı. O yüzden önce dükkana bakalım. Dükkandaki D20 veya blank card çıktığı anda. D100 de olabilir. Ya D100 olmaz. D100 olmaz çünkü şeyiz. Dostuz. Polymental'a her şekilde ihtiyacımız var. Aslında şuraya da bakabiliriz çünkü Dead Cat çıkma ihtimali var. Ölü kedi. Çok güzel itemler görüyorum ama hiçbirisi kırmamıza olanak sağlamayacak. Mesela Guppy olma şansımızı arttıracak şu ama Greedy modda çok öyle sandık çıkmıyor ya. D20. Enerji verelim. D20. D20, 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 D20. 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 Bu sefer de olmazsa başlayacağım direkt abi. Olmadı. O zaman şöyle yapacağız. D20 değil de güzel bir item çıkana kadar resetleyeceğiz. D20 çıkmayacak belli ki. Bunların hiçbiri güzel item değil. Ya bir şey istiyorum sadece, mesela Magic Mash istiyorum burada ya da ne bileyim. Kalp item olmasın istiyorum yani. Kalp hiçbir şekilde işimize yaramıyor biliyorsun. Lost ile kalp hiçbir işimize yaramıyor. Güzel bir item. Bu da işimize yaramaz. Trinket'i belki güzel olabilirdi ama onunla vakit kaybetmeye gerek yok. Şu noktada Cancer veya Curved Horn trinketleri sadece ilgimi çekiyor. Lost için. Çok başarısız itemlar bunlar. Oyun. Kendine gel oyun. Halo olur. Hadi. Halo'da başlayalım hadi. Halo tüm değil. Çoğu özelliğimizi arttıran bir item. Buradan da bir anahtar çıkarsa güzel olacaktı ama neyse, sorun değil herhalde. Anahtar alabilecek kadar paramız olacak şimdi. Buna gerek yok ama yine de alalım. Para aldıkça bize kırmızı kart verecek. Ve Chemical Peel. Yani daha çok daha güzel olabilirdi ama olamadı maalesef. Belki D20 çıkar bir dahaki alacağım item sonrasında. D20 çıkabilir ya da belki değiştiririz. Değiştirme makinesinden D20 çıkar ve yerdeki kırmızı kartlara bir yarar sağlayabiliriz. Yani kendimize yarar sağlayacak bir durum oluşturabiliriz belki. Güzel. O şişman taştan adamların yok olması güzel oldu. Chemical Peel bu arada ne yapıyor onu söyleyeyim tekrar. Chemical Peel gözyaşlarımızdan bir tanesini daha güçlü yapıyor diğerinden. Aynı şey gibi. Blood Clot gibi. Acaba ikisini daha önce hiç beraber aldım mı? Mesela Blood Clot ve Chemical Peel'i bir arada aldığım zaman her iki gözyaşım da daha güçlü oluyor mu acaba? Yani birisi birisini mi yapıyor acaba? Denemek lazım.
Güzel gidiyoruz şimdilik. Alternatif olarak şöyle yapabiliriz. Mesela buraya bastığınız anda diğer karakterlerde mesela oradaki kazıklar zarar veriyor. Lost'a zarar vermiyor. Holy Mantle'ınızı da yok etmiyor. Lost'a özel bir özellik bu burada. Greedy Mode'da. Lost'a resetlemek kolay olsun diye. Alternatif olarak zorlandığımızda bunu yapabiliriz. Özellikle Holy Mantle'ımız gittiği zaman yapabiliriz. Sen bir ölsene. Önce bu ölsün. Holy Mantle'ımız gitti, ölebiliriz. Şu an ölebiliriz. Şu an ölebiliriz. Okey, o da gitti. Sen de git. Okey. Tabii ki hemen basmayacağız. Mesela bir... Aa, Blood Clot buradaymış. Dur bakayım. Blood Clot. Az önceki teorimi şey yapalım. Deneyelim bakalım. Deneye sokalım bunu. Son dalgaymış zaten. Tam 15 altınımız var. Hadi bakalım Blood Clot. Yok. Aynı gözyaşını güçlendiriyor. Valla bence çok güzel bir potansiyeli heba etmişler orada. Blood Clot. Chemical Peel. İki tane gözyaşı da güçlendi. Voltron oluşturacaklardı. Neyse. Sağlık olsun. CD hala söylemedim. Farkındayım. Hala hayatta olacağımızı zannetmiyorum. Az önce Holy Mantle'ı yedik. Ölmemiz gayet olası bir olasılık. Gayet mümkün bir olasılık. O fay hatlarından bir tanesi canımızı alacak. Büyük ihtimalle alacak. Şu Book of Lies'ı bir indirelim. Book of Lies yok oldu. Tamamdır. Şimdi sıra Mega Fetin'in şampiyon versiyonunda. Fay hatları sıkıntı. Daha 500 tane canı var herhalde. 585 tane canı var. Tamamen salladığım bir sayı bu. Ama en az vardır. En az 585 canı vardır. Biraz hızlı normalden. Biraz hızlı ve pislik kendisi. Ay hattı geldi. Okey, sakin. Sakin. Örümceklerden nefret ediyoruz. Okey, güzel. Güzel, güzel. Çok uzağında durduğumuz sürece hiçbir sıkıntı yok. Bu yalnız bu dışkılar canımı sıkıyor. Dikkatliyiz. Diken üstündeyiz. Her an her şey olabilir. Bir anda gelebilir üzerimize. Aynen böyle. Kaç. Fay hattı geliyor. Uzaktan uzaktan gelsin. Ölecek misin artık? Artık öl. Artık öl. Güzel. Çok tehlikeliydi. Çok tehlikeliydi. Holy Mantle'ımızı resetleyelim. Ve buradan bir şey alamıyoruz zaten. Headless Horseman. Çok da zor bir boss değil. Öncelikle bizi bombayla patlatacak olan yarısını yok edersek daha güzel olabilir. Çünkü onun HP'si tecrübeme göre daha az diğerinden. Yani tamamen içimden öyle geldiği için öyle yaptım. Gerçi HP barı yarıdaydı onu öldürdüğümde. Tam yarı yarıya olabilir belki. Güzel. Gözaşlarımızdan bir tanesi gayet güçlü. Krampus bizi öldürebilir. Krampus Lost ile Şeytan Odası'nda görmek isteyeceğiniz en son şey. Zaten her karakterde Şeytan Odası'nda görmek isteyeceğimiz en son şey Krampus. Gerçi Krampus değil ya. Krampus'un en azından bir yararı var. En son görmek isteyeceğimiz şey Şeytan Odası'nda 3 tane kırmızı sandık. Üçünün de içinden bomba çıkması. En son görmek isteyeceğim şey o. Bir şey unutmadık. Devam edebiliriz. Bir dahaki level'da CD söyleyeceğim. Zor. Yani şu anda umutlu değilim aslında çok. Ama yine de oynamaya devam edeceğiz. G33AW3RW. Anahtar alalım. Düğmeye basacağım tabii ki. Eyvallah. 5 altından 8 altına çıktı. 3 altın üst üste demek ki. Üst üste binmiş 3 tane altın. Burada ne vardı? Burada bir şey vardı sanki. Bir şey yokmuş. Charm Tears önemli değil. Tears Up güzel. Güzel. Güzel bir yetenek. Şunu almak istiyoruz. Tears Up. Ekstradan Tears Up verecek bize. Shot Speed'i azaltmasına rağmen sevdiğimiz bir item. En azından benim sevdiğim bir item. Güzel. Güzel. Hala görmek istediğim oyun kırıcı itemler çıkmadı. Hayatımıza böyle devam etmek zorundayız.
Uçmak güzel bir şey. Uçmak çok güzel bir şey. Sanırım burada da var. Okey. Okey. Kolay, kolay. Şimdilik kolay. Biraz kalabalıklaşmaya başladığı anda düğmeye basacağız. Ortadaki düğmeye. Çünkü hemen basabiliriz şimdi. Çünkü şu taştan adam sıkıntı çıkartacak bize. Kesin çıkartacak. Onu yok etmek için düğmeye bastık. Çünkü dediğim gibi sonrasında kötü bir etkisi yok bize. Şimdi almak istediğimiz Greedy modda almak istediğimiz en iyi itemlardan bir tanesi. Bombalara dokunulmazlık sağlayan itemlardan. İki tane var zaten onlardan. Birisi Pyromaniac, birisi Host Hat. Rune isteyebiliriz mesela. Alciz Rune'u Parrot Clot'la beraber çok etkili bir savunma mekanizması oluyor bizim için. Alalım. Tamam. Şu anda sınıra ulaştık. Tears Up konusunda. Tabii ki sınırı kırma yöntemleri var ama onlardan henüz bir tanesini almadık. Soya sütü. Almayacağız tabii soya sütü çıkarsa ama. Mom's Perfume. Bu tarz itemlar mevcut. Blood sanki sıkıntı olmayacak zıplamadığı sürece. Evet. Son boss. Haunt ve 5 tane hayalet. O da güzel. Sakin sakin. Sakin sakin yavaş yavaş. Polymental'ımız hala aktif. Dediğim anda büyük ihtimalle yok olacak ama. Dediğim gibi. Dikkat biraz. Biraz dikkat. Biraz dikkat. Biraz dikkat. Ölmesi lazım. Öldü. Teorik olarak hepsini alabiliriz zaten. Alalım. Hem Camping Conception bir işimize yaramayacak çünkü zarar gördüğümüzde öleceğiz zaten. Necronomicon alalım. D4'ten daha iyidir en azından. Tüm canavarlara zarar veriyor odadaki. Şey niye işimize yaramayacak? Camping Conception çünkü zarar gördüğümüzde dediğim gibi ölüyoruz. Camping Conception'ın aktif olma özelliği de 20 kere zarar gördüğümüzde bir tane bebek vermesi bize. Evil denilen bebeklerden bir tanesini vermesi. Zarar gördüğümüzde öleceğimiz için sadece laf olsun diye aldım onu. Hiçbir anlamı yok. Anahtar alacaktık. Niye almadık? Eye of Belial'da düşmanların içinden geçtikten sonra gözyaşlarımız tekrar yeni bir güç kazanıp biraz daha güçlü olup düşmana doğru tekrar geri dönecekler. Göreceksiniz zaten. Güzel bir item. İlginç bir fikir. Niye yavaş gidiyorum ben? Normal gibi görünüyor. Bunu alacağız tabii ki. Orbital her zaman istediğimiz şeylerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bu etrafında böyle eyvah dur. Bir dakika dur. Yıldız gibi görünen gözyaşları daha güçlü oluyor. Hala D20 görmüş değiliz orada. Güzel bir haber değil bu. Mulligan aldık bu arada. Mulligan güzel bir haber. Arada bir mavi sinek çıkartacağız. Sanırım gözyaşlarımız hızlı olunca Eye of Belial'ın çok bir anlamı kalmıyor. Okey. Polymental'ı tekrar bir aktive edelim. Cube of Meat alalım. Başka da işimize yarayan bir şey yok orada. Belki o makineyi kullanabiliriz. Makinede Algis çıkma şansı var. Alcızı alabiliriz. Güzel. Brownie sıkıntı çıkartabilir. Çünkü direkt rastgele atıyor şu attığı parçaları. Ama güçlüyüz. Yani güçlü sayılırız. Okey. Hala Holy Mantle üzerimizde. Son boss'u görebiliriz. Örümcek fırlatan gate sanırım bu. Eğer örümcek fırlatan gate ise çok sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Derken zarar gördüm. Pekala. Ölmememiz lazım. Ölmezsek iyi olacak. Çok yakındı o. Gereğinden fazla yakındı. Ölsen artık. Ölme konusunda beceriksiz kendisi. Okey.
Biraz korkuttu beni açıkçası. Üçünü de alacağız. Üçü de işimize yarıyor. Sektagir zaten orbital olduğu için. Dark Matter biraz zararımızı arttırdı. Ayrıca korku etkisi veriyor. Bir de Maw of the Void bunu yapıyor. Başka burada almak istediğim bir item yok. Hızla devam edebiliriz. 6.79 yeterli değil ama 2 tane orbitalimiz var. Maw of the Void'imiz var. Normal bir karakter olsaydık vereceği siyah kalpler Maw of the Void'un mutlu ederdi beni ama şu anda tabii öyle bir avantajımız yok. Lost olduğu için. Haplar tehlikeli. Hapları kullanmayacağım. Sürekli aynı itemler çıkıyor sanki ha. Bloody Lust da çok önemli değil. Konuşabilirsem eğer. Bloody Lust çünkü zarar gördüğümüzde kan akıtmamızı sağlıyor. Bu akan kana dokunan düşmanlar zarar görüyor. Kan akıtamayacağımız için bir anlamı yok. Bunu almak isterdim ama zaten full'de neyimiz? Gözyaşı hızımız. Çok saçma itemler geliyor ya. Item konusunda oyun pek iyi davranmadı bize. Okay. Güzel, güzel, güzel. Mulligan güzel işe yarıyor sanki. Ya şu anda iyi durumdayız ama böyle sanki patlayıcı bir kombinasyon gelmek üzere ama henüz gelmemiş gibi. Güzel bir kombinasyona ulaşacağız sanki. Sanki içimden öyle bir his, içimde öyle bir his var. Okay. Maw of the Void'u her zaman olduğu gibi kullanmıyorum. Öyle alışkanlıklarım yok. Kullanalım hadi. Yer altında bir arkadaş var. Gel. Okey güzel. Son saniyede. Etrafa sen kan topu fırlatacaksın. Oo, bundan bahsediyordum. Güzel. Hala Holy Mantle var ama yine de biz işimizi sağlam alalım. Emin olamadık bir daha. Menzilimiz bayağı uzak herhalde ya. Buradan güvenli yerden fırlatabiliriz diyecektim. Örümcek fırlattı suratıma. O da güzel bir taktik. Güzel. Artık ölmeni istiyorum. Eyvallah. Güzel güzel. Ne güzel. Zaten olduğum odaya beni ışınladın. Burada almak istediğim bir şey yok. Sandık olsaydı. Gerçi oyunu kırma ihtimaline karşılık Mom's Key alabilirim ama bir dahaki level'da çıkacak güzel bir item'a saklıyorum paralarımı. Büyük ihtimalle çıkmayacak ama yine de içimden bir ses. Çıkar demiyor. Çıkabilir diyor. Çıkamadı. Ve değiştirecek bir yöntemimiz de yok şu anda. Sheol'deyiz. Pekala. Güzel şaka. Bir anahtar alalım belki. Godhead falan çıkar ha. Item odasına belki Godhead çıkar ha. Ha? Belki ha. Ha? 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 Godhead değil bu. Leo kayaları, kuru kafaları, ovaları her şeyi kırmamızı sağlayacak. Tabii ki işe yaramayacak. Kara borsa gelir belki. Gelmedi. Vallahi maalesef yeterince güçlü değiliz. Ultra Grid için yeterince güçlü değiliz. Gerçi belli de olmaz ya. Belki mükemmel yeteneğimle öldürebilirim. Holy Mantle yok oldu. Hemen hızlı bir şekilde burayı bitirip Holy Mantle'ı resetliyoruz. Güzel.
Kim kaldı? Ha. Korkmayın ya. Herkes sırayla ölecek. Herkes sırayla her nefis ölümü tadacaktır. Sakin. Çakala bak. Mega Rat mıydı bunlar? Süper mi? Ultra mıydı? Ultra Süper Mega Rat. Bam 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 bam. Krampus senle sanki... Krampus değil bu ya. Krampus nereden çıkıyor? Olun. Aynı hareket stillerine sahip olduğu için biraz karıştırma olayı oldu. Yapıyorum bazen böyle. Hani 1700 saate girdim sanırım. Belli bir süre sonra, 1700 saatten sonra kafa gidiyor abi. Her yerde Krampus'u görüyorsunuz. Alcız. İkisi de Alcız değil. Alcız olsaydı mutlu olacaktım. Başka bir şey almak istemiyorum. Belki dükkan level'ında, shop level'ında güzel bir şey çıkar. Kuru kafaları yok edebilirdim. Unuttum. Girelim şuradan hemen. Alacağız. Alacağız'ın şekli farklıydı zaten değil mi ya? Ehvazı kullanalım şurada. Okey. Monstro'yu niye öldürmeye çalışıyorum ki? Dur. Şimdi. Değiş abi. Parrot Clot lazım olabilir bize. Judgment. Bir tane bomba çıkması için uğraşacağım. Bomba. Bomba istiyorum ama. Bomba çıkmıyor. Bir dahakine artık. Oo, çok fazla geldi sanki bu. Sıkıntı yok. Uzaktan. Cheese. Bosslar geliyor abi. Bosslar geliyor bosslar. Ve güzel bosslar gelmiyor yani. Şurayı basayım mı? Güzel karar vermişim. Oraya basmak işe yaradı diyecektim. Üçüncüsü geldi. Bitmedi. Bitmiyor. 20 dakikada öldük. Yani bu zamana kadar olan tüm emeklerimiz boşa gitti. Güzel şakalar bunlar. Bunların hepsi çok güzel şakalar. Bir şey çıkacak sanki ama. Sanki bir şeyler çıkacak ya. Her şey beleş. Değişsin mesela. Dur. Bunu bir alayım önce ben. Sonra bir daha değişsin. D6. D4'ten iyidir. Değişsin. İki trinket. Olur. Kaos almayacağım büyük ihtimalle. Yine de bakalım şuraya. Pekala. Bunu değiştireceğim ben. Güzel bir şey çıkana kadar değiştireceğiz. Almak istediğim bir şey. Şu var ama çok da önemli değil. Bakalım. Yine bir yeni bir maceraya başladık. Güzel antrenman oluyor benim için bunlar. Ama az önce ölümüm gerçekten haksızlıktı ya. Ayıp. Ayıp yani. Tam son. Zaten bir şey çıkacağı benzemiyordu da orandan. Ultra Grid büyük ihtimalle ağzımızı burnumuzu dağıtacaktı.
Yani oyun diyor ki çok fazla umuda kapılma. Ben seni zaten öleceğini biliyordum. Böyle daha iyi oldu diyor bana. Erkenden umuda kapılmamışken seni ben gerçek hayata döndürdüm diyor bana. Teşekkürler oyun. Oyuna teşekkür ediyoruz buradan. Edmund'a buradan saygılar, sevgiler. Seviyoruz seni Edmund. Son 5 dakikadır söylediğim her şey yalandı. Yok yok. Severiz. Kerata'yı severiz. Ölsene. Son anda sanki Holy Mantle yok oldu zannettim. En kötü durum da Holy Mantle'ın son dalgada yok olması. Şey yapamıyorsunuz, durduramıyorsunuz. Zaten bittiği için. Hani böyle bir güven duygusu hissetmiyorsunuz. Sad Bombs olur. Bence güzel bir item çıkar be. Heh. Çıkar. Hadi bakayım. Daha güzel olabilir. Bunu yapabilirsin. D6 ile şimdi AQ'yu almayacağız tabii ki ama Fear Zap alabiliriz. O güzel olabilir. Hala verdiğimiz zarar temel seviyesinde. İlk başladığımız seviyede. Bu görmek istemediğimiz şey bu. Görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Oh, gitti. Öleceğiz. Belli ki öleceğiz. Biri gitti. Biri kaldı. Sen de ölsen, o arkadaşlarla ben ilgilensen güzel bir şekilde. Kayalar beni kurtardı. Kayalar. Kızıl kayalar. Ak kayalar. Kayalar. Öldü mü o? O ölmüş, güzel. Şimdi sanırım daha kolay oldu bu. Az daha ölüyorduk. Biriniz ölseniz ne güzel olur var ya. Mükemmel olur. Ölümle burun burunayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ölüm ensemizde kol geziyor. Biri gitti. Biri kaldı. Büyük ihtimalle onun son can haliyle beni öldürecek diyecektim. Öldüremedi. Okey. Ya abicim. Zor değil bak. Son boss zor değil ama harbiden bana diyor ki ya resetle. Direkt reset diyor bana. Direkt şunları öldüreceğine, öldürmek için harcayacağın 2 senene yazık diyor. Diyor ki bana direkt reset yap diyor ama yapmayacağım. Yapmayacağım. Bu arada en başta aldığımız trinket'in ismi Cracked Crown. Birkaç tane özelliğimizi arttırıyor. Çok öyle ahım şahım bir artış değil ama hiç yoktan iyidir. Bir trinket daha alma şansımız var. Envilerden bir tanesi oldu 500 yıl sonra. D6'mızı keşke şarjla girseydik değil mi şeytan odasına? İnşallah Krampus çıkar. Hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim bu cümleyi ama. Gerçi onun çıkartacağı item'ı da değiştirebilirdik. İnşallah 3 tane kırmızı sandık çıkar. Hadi bakalım. Incubus güzel. Incubus çok güzel. Ve de şu bize mesela pil verirse mükemmel olurdu. Vermedi. Vermedi olsun. Yine de seviyoruz seni bu Kofsin. Gidelim. Gidelim. Burada yapacak bir şey kalmadı. Incubus güzel bir eklenti bizim için. Yani efektif olarak 20-20'ye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz şu an. Her ne kadar bizden biraz daha uzakta atsa da gözyaşını. 20-20'den daha uzakta atsa da. Güven veriyor. Anahtar versene. Bu da olur. Şu anahtarı alayım ben. Buraya girelim. Bombalar işimize yarayabilir.
İki item odasına da girmedik sanırım. Güzel şaka. Bu daha güzel şaka. Yani buna daha çok gülesim geldi. Sanırım sınırı kırmışız. Tier up. Daha doğrusu tier delay sınırını kırmışız. 5'te bitmesi lazım. 4'e indi şu an. Blank card nerelerdesin ya? Sen neredesin ya? Sen nerelerdesin ya? Şu devil alalım. Kart spamlayacağız. Seni şeytan. Güzel. Çok güzel. Her şey yolunda şu anda. Tek ihtiyacımız bir Two of Diamonds kartı. The Devil kartını tekrar kullanırsam bir işe yaramayacak. O yüzden tekrar kullanmaya gerek yok. Bir kere işe yarıyor sadece. Çok güzel. Makinalı tüfek gibiyiz. Ben ve Incubus. Yeni filmime herkesi bekliyorum. Ben ve Incubus. Bir aşk hikayesi. Hayat kadar gerçek. Bir aşk hikayesi. Niye bugün ben Yaşlı Batı repliklerini tekrar ediyorum sürekli? Kart. En gereksiz kartlar çıkıyor. Dur, devil alalım tekrar. Hop. Ya Şap, sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben ve Incubus'un karşısında durabileceğini zannediyor musun sen gerçekten? 10 saniye falan mı durdun sadece? Ha, sen biraz daha uzun sürebilirsin. Ya da sen de aynı durumdasın. Yazık. Vallahi yazık. Biraz daha uzun dayandı ama yine de rezillik. Düpedüz rezillik yani. Curse of Darkness varmış ha. Bu mor ışıklar etrafı aydınlatınca fark ettim. Güzel itemlar, güzel itemlar. Güzel şakalar bunlar. Şimdi. Kart. Temperance ve Two of Diamonds, Two of Diamonds, Two of Diamonds. Peki. Bunu kullanalım. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aa, yanlışlıkla aldım ya, tüh. Neyse, kart çıkmamıştı zaten. Değiştirebilirdik ama sorun değil. Devil aldık. Devil geçici bir çözüm şu anda bizim için. Şu anda hala zararımızı kendiliğinden artıran bir item almış değiliz. Depths'e geldik. Mükemmel, Dead Eye. Dead Eye çok güzel bir item bizim için. İkinci anne itemimiz. Bir tane daha alırsak bir bıçağımız olacak. Kartlar hemen geldi, güzel. Şöyle bir Ali Cengiz oyunu yapalım. Hop, tamamdır. Değiştirme makinesi yok yalnız burada. Potansiyel olarak sorun çıkartabilir bizim için bu. Bir sürü anahtarımız var, güzel. Altınlar da işe yarar. Ama kart var mı? Kart var. Two of Spades. Tekrar. O kesin Two of Diamonds ha. Vallahi Two of Diamonds o. Hadi bakalım. Gerçi Two of Diamonds diyorum ama büyük ihtimalle Two of Hearts o. Az daha Holy Mantle gidiyordu. Sen ne kadar büyüksün öyle. Sulak yerde yetişmiş o. Güzel. Güzel. Bu portallar bu şişman yarasayı çıkarmayı çok seviyor ya. Holy Mantle yok oldu. Holy Mantle yok oldu. Holy Mantle yok oldu. Riske atıyorum her şeyi. Her şeyi riske atıyorum. Her şeyi riske atıyorum. Riske atmasaydım keşke her şeyi. Çok güzel gidiyorduk be. Vallahi çok güzel gidiyorduk.
Gene resetlemeye başlayacağız abi. Tamam dur. Bu çok önemli. Mutant Spider'ın Greedy modda çıktığına çok nadir denk geliyoruz. Eyvallah. Bomba lazım. Şunu bir alayım ben. Mutant Spider almamız lazım. Mutant Spider alana kadar ölmek yok. Aldıktan sonra ölebiliriz. Yok. Yok 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 yok. Belki şeytan odasından Brimstone çıkarsa mükemmel olur bizim için. Mutant Spider, Brimstone, Tiny Planet. Şu anda üzerine destan yazılacak şeyler bunlar. Sinerjiler bunlar. Olursa eğer. Zafer'e giden yolda bize mükemmel yardımcı olur. Yani bu run'a başlarken zaten aklımda kesin kazanacağız diye bir şey yok. Yoktu zaten. Ve Lost'u oynarken hiçbir zaman olmadı böyle bir şey. Lost'a herhangi bir run'da başladığım zaman aa kazandık diye bitiriyorum. Ya da yine kaybettik diye bitiriyorum. Biliyorsunuz zaten olayı. O yüzden her şey olabilir. Bir önceki run'da zaten şeyi söylemedim ben. Fazlalaştınız siz. Bir önceki run'da CD söylememiştim zaten. İsabet olmuş. Durdurdum çünkü. Kalabalık olduğu için durdurdum. Makineyi durdurdum makineyi. Ölmeyelim değil mi ya? Mutant Spider çıkmışken ölmeyelim. Örümcek çıkarma. 500 tane örümcek çıktığı için şu anda onları temizlememiz lazım önce. Kaçmayın. Pislik pislik kaçmayın. En gıcık kaptığım hareketler bunlar. Mutant Spider'ım olsaydı. Mutant Spider'ı niye bu kadar seviyorum bu arada? Biliyorsunuz ki dörtlü atış Mutant Spider. Her ne kadar göz ışığı hızımızı azaltsa da, önemli ölçüde azaltsa da sevdiğimiz bir item. Güzel sinerjilere gebe bir item. Sonunda 785 yıl sonra halledebildik düşmanları. Keşke bomba düşürseydi o ya. Vallahi güzel olurdu. Mutant Spider'a giden yolda çok az zaman kaldı. Elde edeceğiz kendisini. Oh, oh, bir dakika. Holy Mantle gitti. Portalı yok etmemiz lazım hemen. Sakin. Okey, güzel. İşte bu. Daha durdurma şansımız yok, o yüzden böyle korkak bir şekilde saldıracağız arkadaşlar maalesef. Kayaların arkasından siper alıp şimdi tek istediğimiz şey biraz daha hızlı gözyaşı atabilmemiz. Biraz daha güçlü gözyaşı atabilmemiz. Mesela bizi ne kurtarır biliyor musunuz? Bizi güzel bir tears up item'ı ve üzerine şey Death Touch. Tırpanlar. Daha doğrusu oraklar. Tırpanlar. Tırpanlar. Ölümün dokunuşu. Gerçekten de oo, yakındı. Böyle uzaktan vurduğumuz sürece sıkıntı yok. Dışkı biraz bize yaklaşsa daha güzel olur. Dikkatli davranacağız maalesef. Yapacak bir şey yok. Bir saat sürebilir. Eğer bu randa olmazsa büyük ihtimalle bitireceğim burada bölümü. Çünkü bayağı açtık vaktimizi. Zaten güçlü olursak 20 dakikada bitiririz diye tahmin ediyorum. Normal bir Greedy modun hakkı zaten o kadar. 20 dakikada bitiyor çok güçlü olursanız. Doğru değil. Lost değilsiniz. Mesela şunu almak istiyorum. Bir zap verecek bize güzel bir şekilde. Üzerime zıplamazsın buradan değil mi? Zaten sabit duracak. Uzağa kaçma ama. Uzağa kaçma.
Monstro yok ol artık. Monstro git artık. Öl artık Monstro. Hemen canlandı beni görünce. Çok seviyor beni ya. Sürekli benimle kucaklaşmak istiyor. Inki'yi alamayacağız herhalde. Çünkü yeteri kadar altınımız yok. Lamp of Coal işe yarayabilir. Gözyaşlarımız bizden uzaklaştıkça verdiği zarar artacak. Inki'yi gerçekten almak istiyordum ya. Bir altın versen 5 altın verir misin bana? Şansını kaybettin. Devam. Gözyaşı hızı lazım. Gözyaşı hızı lazım. Normal hız değil, gözyaşı hızı lazım. Normal hızımızı arttırdı Wooden Spoon. See ya. Şimdi burada mesela bunu almak isterim. Çünkü az da olsa gözyaşı hızımızı arttırıyor. Onun dışında değiştirme şansımız yok. Direkt bir dahaki level'a geçebiliriz. Onu da yapmayacağız. Güzel şaka. Soya sütü verdi ya. Çok akıllısın sen. Seni de öldürürsem yok olacaklar. Ölsene. Heh. Son anda. Güzel. Niye her dalgada portal çıkmak zorunda? Düşmanları uzaktan atmayı hatırlamam lazım. Uzaktan gözyaşı atmayı hatırlamam lazım. Çünkü daha güçlü oluyor böylece. Ölsene. Gözyaşları çok yakınıma geliyor. Bu bir sorun. Uzaktan uzaktan. Daha güçlü. Daha şekil. Eyvah eyvah. Bunlar sıkıntı. Bu yüzden sıkıntı. Hem de 4 tane çıkarttı ya. Yazıklar olsun. Biri gitti. Bir tanesi şampiyonmuş. Son dalga güzel. Şunları yok edersek sıkıntı çıkmayacak. Güzel 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 güzel. Soya sütünü almayacağım bu arada. Eğer aklınızda bir öyle bir soru varsa acaba alacak mı alacak mı diye. Ne kadar isteseniz de almayacağım. Soya sütü Lost ile felakete davetiye anlamına gelir. Sonunda Holy Mantle'ı kaybettik. Şimdi bir reset yapalım. Mecburen alacağız bunu ya. Başka alacağım bir şey yok çünkü. Eksi 3. Gerçi baya gözyaşı hızını arttırdı. Ben daha az yapıyor zannediyordum bak. İyiymiş. Bence şu düğmeye basalım. Bir dahaki boss'u bu kadar sıkıntılı bir yerde öldürmek istemiyorum. Bunlar mavi kalp verecek ölünce. Aa vermedi. Oyun beni haksız çıkarmayı çok seviyor. Normalde vermesi lazım. Örümceği ağzımın içine atmaya çalışıyor. İyi ki düğmeye basmışım. Harbiden felaket olurmuş ikisini aynı anda öldürmeye çalışmak. Sihri söyleyeceğim bu arada değil mi? Bir şansımız olabilir belki. Sihrimiz. LHPHPQHK. Sayı yok içinde, hiç güvenmiyorum bu sihire. Önce bunu öldürelim. Ya niye bu kadar zorsun? Niye bu kadar zorsunuz? Spawn yapanı öldürmem lazım önce ama. İkisi de spawn yapıyor ya. Artık öncelik şey yapmaya gerek yok. Öncelik atamaya gerek yok. İkisini de öldürmem lazım. İşte böyle. Güzel.
Pekala. Krampus bizi öldürebilir. Dediğim gibi ilk vuruşunu yaptı. Son vuruşunu yaptı. Bu sefer güldürmedi. Az daha öldürecekti. Krampus'un kafasını alabiliriz. Ödülümüzü alalım değil mi? 11 altında buradan bir şey alır mıyız? Bunu almak isterdim ama maalesef. Paramız yetmiyor. Fakiriz. Libra olsaydı mesela. Libra'yı alsaydım soya sütünü alırdım gerçekten. Soya sütünün kullanılabileceği tek... Tek demeyeyim de iyi durumlardan bir tanesi. Güzel. Verdiğimiz zarar arttırdı. Lakımız azalttı ama bizi gayet iyi duruma getirdi. Lakap. I can see forever. Alalım bari haşı. Şimdi 18 tier delay, 4.50 zarar. Güzel bir item yok dükkanda. Neyse. Belki bomba çıkar ha. Güzel. Gözyaşımız bizden uzaklaştıkça daha güçlü oluyor. Uzaktan atmayı denemek lazım. Uzaktan atmayı unutmamak lazım. Hop. Güzel. Bayağı tank bunlar ya. Bunlar ölmüyorlar kolay kolay. Vur kafayı yok et. Kim kaldı? Heh. Sakin, sakin. Hepinize sıra gelecek. Aa, yanlışlıkla bastım, yanlışlıkla bastım. Dur. Polymantle da gitti. Ölmeyelim. Çok şanssız bir durum. Çok şanssız bir durumdu bu. Oh! Okey. Allah'tan öldü. Dördünü birden tutturmamız lazım. Uzaktan uzaktan, uzaktan uzaktan ateş atacak. Okey. Korkutucuydu. Burası Depths. Bence değiştirelim. Pandora'nın kutusunu sanki alırım diye düşündüm ama yok. Abicim bir tane güzel item istiyorum. Çok bir şey istemiyorum ya. Başka bir şey zaten alamayacağımız için daha değiştirmeye gerek yok. Son boss'umuz bu arada. Ha, bunları kullanabiliriz değiştirmek için. Son boss'umuz değil bu arada. Sondan bir önceki boss'umuz. Yani işle çok uzun süre karşılaştık biliyorsunuz. Sıkıntılı bir boss değil. Şimdi bir tekrar değiştirmeye çalışalım. İşte istediğim bu ya. Bunu istiyorum senden. Başka bir şey istemiyorum ki. Sintoy'u aldık. İkinci şırıngamız bu arada. Bir şırınga daha alabilirsek eğer. Çok güzel bir... Eyvah eyvah. Uzaktan ateş edelim. Çakal. 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 Güzel. Tehlikeli bunlar. Tehlikeli durumlar bunlar. Okey. Ya. Ya şimdi alacağım kızacaksınız ama almak güzel. Bıçağı Mutant Spider'la beraber almak çok güzel bir durum. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Çok şahane bir durum. Şundan dolayı. Şundan dolayı. Göstereceğim şimdi. Bir girelim.
Yok ya, şimdi bad trip falan olur, ölürüz. Gerek yok. Hap kullanmaya gerek yok. Bak şey de var ha, güzel. Üçüncü şırıngamız. Span olduk. 9.43'lü 4 tane bıçağımız var. Bu yüzden güzel. Bıçakla Mutant Spider. Bu yüzden güzel. Dur. Dur, ölmemem lazım. Burada ölmemem lazım. Dur. Sakin. Elemental bizim için her şey şu anda. Az daha ölüyorduk ya. Gördünüz değil mi? Güzel, güzel. Orbital her zaman sevdiğimiz şeyler bunlar. Az önce bizi kurtaramadı ama yine de yararlı olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Oo! Çok tehlikeli. En tehlikeli level Wurm ya. Burası en tehlikeli level. Gel. Okey. Gelme yanıma. Bıçakladım. Sıradaki. Şimdi. Bunu almamız lazım bir şekilde. Güzel. Tam yetiyor. İşte bu yüzden bıçak güzel. Hele 4 tane olursa. Alayım. Çok güzel. Şarj zamanımızı da azalttı. Bir de üzerine Death Cat. Mükemmel. Bakayım alacağımız bir şey var mı? Yok. İyi durumdayız. Bir de bomba dokunulmazda alırsak her şey mükemmel olacak. Curse of the Blind. Bizi tamamen sıkıntıya sokabilir Curse of the Blind ama Pentagram güzel. Güzel, hep damage up'lar geliyor ha. Vallahi güzelmiş. Niye öldü onlar direkt? Oo. Sakin. Dur, dur. Dur. Güzel. Güzel durumdayız. Hop. 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 Dur bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Durdurmam lazım. Ölmeyelim. Burada ölmeyelim. Gerçi ölü kedi var ama yine de şansa bırakmayalım hiçbir şeyi. Sırf ucuz olduğu için alacağım. Onu da alacağım ucuz olduğu için sırf. Güzel. Para yok. Oo, seni hızlı bir şekilde öldürmek benim için büyük bir şeref olacak. Seni de aynı şekilde. İki taneymişsiniz peki. Ama işe yaramayacak işte maalesef. Elemental yerinde. Ohuhuhu. Uzaktan attığımız bıçaklar tabii ki Lamp of Call'un etkisiyle daha güçlü. O da tamam. Sizi alalım. Multidimensional Baby önemli değil. Dark Matter güzel. Contract from below. İşte altınları çiftleseydi çok güzel olacaktı ama maalesef öyle bir durum yok. Artık paramızı boş harcamayalım bence. İndirimde olduğu için alacağım demiştim ama almayacağım. Vazgeçtim. Devam. Son level'ımız. Ultra Greed'den önceki son level'ımız. Direkt geçebilirim aslında. Ama geçmeyeceğim. Şöyle bir. Keşke değiştirme makinesi olsaydı. Burada çok işimize yarardı gerçekten. Okey. Hiç güzel itemlar gelmedi ya. Böyle bir şey yok. Yani Mutant Spider ve
Bıçağın çıktığını farkındayım ama ekstradan güzel item hiç gelmedi. Onlar koruyor bizi şu anda. Nereye kadar yani? Bunlarla nereye kadar? OP olmuş olabiliriz ama hala gayet ölümcül, ölümlüyüz. Ölümcül diyecektim. Aslında hem ölümcül hem ölümlüyüz. İkisi de var. Risk yüksek. Kazanç da yüksek. Hızlıydı. Oo, bir dakika. Dur. Okay. Ölüyordum az daha. Farkındasınız değil mi? Peki. Sakin ol genç. Evet, şimdi sıra sizde. Oo! Burada beni öldüremezsiniz. Ben 9 canımın 9'unu da Ultra Grid'de öldüreceğim. Ya yani yok edeceğim. Kaybedeceğim yani. Siz öldüremezsiniz beni. Peki. En gereksiz itemlar çıktı. Neyse şunu alayım bari. Hiçbir işe yaramayacağına rağmen. Yaramamasına rağmen aldım. Blood Clot'u alalım. Başka alacağımız bir item yok zaten. Devam. Böyle Ultra Grid'in karşısına çıkıyoruz. 4 tane bıçağımız var. Gayet güçlü 4 tane bıçağımız var. Krampus'un kafası var. 9 tane de canımız var. Elimizde olanlar bunlar. Almayacağız. Hadi bakalım. Bayağı güçlüyüz. Güç konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama işte burada bile ölebiliriz ya. Tamamen deli fişek şu an. En azından Ultra Grid'in ikinci versiyonuna kadar Holy Mantle'ı saklamak istiyorum. Orada bir şey açıldı, dur. Dur alayım onu. Heh. Yani bir işe yaramayacak ama sorun değil. Head of the Keeper çok önemli bir item değil. Ultra Grid savaşında. 2'dir Cube of Meat canımı kurtarıyor. Hayatımı kurtarıyor. Holy Mantle yok oldu. Yok ya, zor. Çok zor. Oo! İçinden geçti. Başlıyoruz. İşkenceye başlıyoruz arkadaşlar. Lost ve Ultra Grid'de işkenceye hoş geldiniz. Az önce gereğinden fazla heyecanlıydı arkadaş. Bizi yok eden şey şeydi ya. Kapılardı. Bunları hemen benim yok etmem lazım. Kapı açılmasın. Aynen. Kapının açılması her şeye çomak soktu. Yine bakan yine aynısını yaptı. Biliyor çünkü. Holy Mantle gitti ya. Tüh. Öleceğiz gene. Öyle görünüyor. Gene mi? Bir tane kapı açıldı. Yapacak bir şey yok. Au! Zarar vermez diye düşündüm. Bir saati geçtik. Hayır, ikinci safhaya gelemedik bu arada. Farkındasınız değil mi? Ya Lost'la oyun kırmadan olmuyor abi. Oyun kırmamız lazım. Ölelim bence direkt. Holy Mantle gittiği için. Ölelim. 6 canımız falan kaldı galiba. İlginç bir bug. Müziği bitmedi. Holy Mantle yerinde hala ama... Ya bu kadar gıcık olmaktan kazancın ne acaba? Bak yine gitti ya. Ne güzel. Ya bu safhayı
Kolay zannediyordum ben. O kadar kolay değilmiş. Anahtar zannettim onları. Devam. Yılmak yok. Başaracağız. Az daha. Polymental gidiyordu. Gidiyordu. Uzaktan vurursam herhalde daha güçlü olacak. Atışlarım. Uçaklarım. Ya! Gıcık. Çok gıcıksın. Acayip gıcıksın. Öleceksin ama. Dur. Bir tane kaos kart çıkaydı keşke ya. Güzel olurdu. Of, çok yakındı. Çok yakından geliyorsun. Evet, gerçek sıkıntı şu an başlıyor. Aa! Pislik. Çok yakın, az daha ölüyordum, fark ettiniz değil mi? Bıçağım yetişmiyor. Sakin sakin, patlayacak onlar. Onlar patlayacak. Her şey patlıyor. Her şey patlayacak. Okey. Oraya sen sıkıştın mı acaba? Oraya sıkıştın sanki sen. Bu güzel bir bak. Aa. Hayır. Atma bir şey. Bu mükemmel bir bug. 10 üzerinden 10 veriyorum bu bug'a. Hile yapmadım bak. Gerçekten bak şu an. Aa. Bir vuruşta öldürebilir beni biliyorsunuz. Şu an öyle bir durumda. Okey. Of. Dur. Hayır. Ölmedim hala. Hala ölmedim. Çok sıkıntılı bir durumdaydık ama ölmedik. Öldürmem lazım. Hayır. Mümkün. Polymental'ımı yok etmeseydim. Çok güzel olacaktı. Yapacağız ya. Harbiden kazanmış olacağız yani. Galibiyeti gerçekten kazanmış olacağız. Eğer yapabilirsek tabii. Her saldırısında böyle uzağa kaçsam sanki çok daha güvenli olur ama benim bu cengaver kişiliğim buna izin vermiyor. Saldırmam lazım direkt. Yine mi? Oo, çok yakın, çok yakın bunlar. Ölsene. Ne olur öl, hadi imdat. Yardım istiyorum. Aa, gitti ya, pislik ya. Son anda böyle yapılır mı bana bu? Bu bana yapılır mı? Ölsene. Okey. Gerçek savaş şimdi başlıyor. Kaç tane canımız kaldı acaba? 4-5 tane falan kaldı galiba canımız. Yakınlarda bomba olmasın. Hayır, hayır. Göz aşağı atacağını biliyordum ama elimden bir şey gelmedi. Maalesef bir şey gelmedi. Yetmedi. Yetiremedim. Of, arasından geçtim. Ya abi gıcıksın ya. Vallahi çok gıcıksın. Geber git ya. Of.
Dene güzel bir bak. Vallahi sinirlendim şu an ha. Dikkatli davranalım değil mi? Yakınına dolaşmayalım. Sabırlı davranalım. Sakin. Ya nereden geldin? Oraya nereden geldin acaba? Yine gitti Elemental. Yok ya. Maalesef mümkün değil. Şu anki halimizde mümkün değil. Geri geldi. Gene mi? Öleceğiz. Pekala. Hayat çok zor. Böyle olacağını biliyorduk zaten. Daha iyi oynayabilirim tabii ki ama öyle bir şeyim yok. Öyle bir amacım yok gibi. Bitsin artık bu 9 can da şu işkence bitsin artık yemin ederim ya. Biraz menzilimizi uzatsaydık güzel olacaktı. Güzel. Kızma. Öldüreceğim seni merak etme. Of. Of be. Sürekli taramalı gibi atarsan olmaz ama. Ya. Pislik gıcık. Elemental tutturabilsek ya şey güzel olacak da. Öleceğim. Ölmedim. Ama hala Holy Mental'ımız yok. Bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl kaçacaktım ki oradan? Neyse sorun değil. Lost'la herhangi bir şey yapamadık maalesef. Ama denedik. Önemli olan denemek. Önemli olan iyi niyet. Önemli olan azim. Azimle devam edeceğiz. Bitireceğiz. Daha önce yapmadığımız şey değil. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.